Türkiye'ye şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Demirtaş'ın Beyaz Sandalyesi 21 Mayıs'ta Dipnot Yayınları tarafından yayımlandı. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın basın danışmanı Zınar Karavil tarafından kaleme alınan kitap, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinden başlayarak günümüze kadar gelen 7 yıllık süreci birinci dereceden tanıkların anlatımlarıyla okura sunuyor. Gazete Duvar'a konuşan Karavil, kitabı yazma nedenini Demirtaş gibi önemli bir politik figür hakkında hiç kitap yazılmadı. Bu çok büyük bir eksiklik sözleriyle anlattı. Demirtaş'ın hikayesinin cezaevine girdikten sonra bitmediğini, yeni bir boyuta evrildiğini söyleyen yazar, cezaevinde yaşadığı çok şey var. Demirtaş'ın dışarıya etkisi var. Dışarıda Demirtaş ekseninde gelişen olaylar var. Tüm bunların kayıt altına alınması bir tür görev, bir çeşit sorumluluktu diyebilirim diyor. Kitabın ön sözünü yazan sinemacı ve eski HDP milletvekili Sarı Süreyya Önder, kitabın adını bulan isim oldu. Önder, yazar Karavil'e tavsiyelerini şu sözlerle iletti. Selahattin Başkan'ın Anayasa Mahkemesi'ne yazdığı dilekçe çok sağlam. Orada diyor ki, benim plastik beyaz bir sandalyeden başka makamım yok. Ben de cezaevinde kaldığım için bilirim. O beyaz sandalye çok kıymetlidir. Gel kitabın adını Demirtaş'ın Beyaz Sandalyesi koy. Sırrı Süreyya Önder tarafından yazılan ön sözde de aynı vurgu yapıldı. O gün geldiğinde, bugünleri anlatacak bir sergi belki de sadece iki nesneden ibaret olacaktır. Biri gösterişli bir taht, diğeri ise plastik beyaz bir sandalye. Kitabın kapağına Demirtaş'ı beyaz sandalyede otururken gösteren ikonik fotoğraf konuldu. Yazar bu seçimi, bence bu dönemin simge fotoğraflarından biri olsa gerek sözleriyle anlattı. Demirtaş'ın cezaevi dönemi hakkında merak edilen pek çok sorunun yanıtı kitapta yer alıyor. Selahattin Demirtaş'ın okuyunca beğendiği ve oldukça akıcı bulduğu kitap, daha önce paylaşılmamış anekdotlar da içeriyor. Yargılandığı bazı davalar için uçakla duruşmalara götürülürken her defasında 30 kadar rütbeli jandarma görevlisinin kendisine eşlik ettiğini belirten Selahattin Demirtaş, yaşadığı kelepçe dayatmasıyla ilgili şunları anlatıyor. Duruşmaya götürülürken Ankara Esenboğa Havalimanı'nda uçağın arka kapısından indirilmeden önce jandarma komutanı bileklerime kelepçe takmak istedi. Bir baktım aşağıda apronda Anadolu Ajansı ve polis kamerası bekliyor. Bunun üzerine sert tepki gösterdim. Uçaktan inmeyeceğimi söyledim. Ya beni yaka paça indirirsiniz kıyamet kopar ya da bırakın kelepçe takmayı koluma dahi giremezsiniz. O şekilde ineceğim uçaktan dedim. Gittiler, aşağıda epey uzun bir süre tartıştılar. Ve en son isteğimi kabul etmek zorunda kaldılar. Uçağın merdivenlerinden normal bir şekilde inip ring aracına bindim. Demirtaş'ın cezaevine götürülmeden önceki bir anısı da kitapta yer alıyor. Diyarbakır Adliyesi'nden tutuklama kararı çıkınca dönemin HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın cebinden 2 adet 200 lira çıkarıp birini kendisine verdiğini ve o anda üstünde hiç para olmadığını anlatan Demirtaş, cezaevindeki ilk gün kantinden acil ihtiyaçları alabilmek için para gerekiyormuş meğerse. Tabii kendisi deneyimli olduğu için bunu biliyor. Gerçekten de acil ihtiyaçlarımı o 200 lirayla alabildim kantinden diye konuştu. Kitapta aktarılan anılar aynı zamanda belge niteliğinde. Tutuklamaya giden süreç, Demirtaş'ın cezaevinde yaşadıkları, duruşmalara ve siyasetteki gelişmelere yönelik yorumları ciddi bir kaynak sunuyor. Öte yandan kitapta Demirtaş'ın bir hayaline de yer veriliyor. Gökleri bulut yalancı kandırıp düşür seberde. Güzelim, 2017 yılında Süleymaniye Uluslararası Film Festivali'nde Ahmet Kaya ödülünü alan Demirtaş, Magazin Gazetecileri Derneği gecesinde yaşananlar karşısında sessizce gözyaşı döktüğünü belirtti. Henüz yayımlanmamış bestelerinin birçoğunu Ahmet Kaya'dan etkilenerek yaptığını söyleyen Demirtaş, hayalini şu sözlerle anlatıyor. Çıktığımda şayet kendileri de isterlerse, Ahmet Kaya'nın kızı Melis ile benim kızlarım Delal ve Dılda ile birlikte stüdyoya gitmek ve hep birlikte çalıp söyleyerek bir Ahmet Kaya şarkısı kaydetmek. Yayımlandığı günden bu yana yoğun bir ilgi gören kitap,
geçtiğimiz günlerde ikinci baskısını yaptı.